Merhabalar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel bir pazar günü. Keyifli bir sunuş izledik. Çankaya'da oturmaktan hepimiz mutluyuz, memnunuz. Güzel bir belediye başkanımız var. Çalışkan bir belediye başkanımız var. Yaptığı hizmetlerle övünüyor haklı olarak ve yaptığı her işin hesabını veriyor. Ve bundan daha güzel bir şey olamaz. Zaman zaman söylüyorum, eğer Türkiye'nin iyi yönetilmesini istiyorsanız, eğer Türkiye'de hiçbir sorunun yaşanmasını istemiyorsanız, Türkiye'de insanların kucaklaşmasını, barışmasını, birlikte yaşamayı öğrenmesini istiyorsanız bize katılın diyorum. Beraber götüreceğiz, beraber yapacağız ve Türkiye'ye huzuru, bereketi, saygıyı, sevgiyi birlikte hayata geçireceğiz. Bundan herkes emin olsun. Bugün LGS sınavına giren evlatlarımız sınavları nasıl geçerse geçsin, sakın umutsuzluğa kapılmasınlar. Onlar bizim evlatlarımız. Onlara güzel bir gelecek vaat ediyoruz ve onlara hep şunu söyledim. Sizin hayalleriniz bizim hedeflerimiz olacak. Dolayısıyla gençlerin hayallerini gerçekleştirmek de bizim hedefimiz. Bunu Çankaya'da görebilirsiniz, bunu Yeni Mahalle'de görebilirsiniz, bunu Elmadağ'da görebilirsiniz ve bunu Eskişehir'de görebilirsiniz. Ankara'nın tümünde görebilirsiniz. Dolayısıyla gençler umutsuzluğa kapılmasınlar. Onlar hem bugünün hem geleceğin güvencesi Türkiye açısından. Bugün çevre günü aynı zamanda. Kentlerde yaşayanlar yeşillik görmek isterler. Ağaç görmek isterler. Ağaçlarda kuşları görmek isterler. Parkları görmek isterler. Parklarda oynayan çocukları görmek isterler. Dolayısıyla beton ormanı değil, binalarımızın ormanlar içinde, ağaçlar içinde olmasını isterler. Dolayısıyla temiz bir hava, güzel bir hava isterler. Bu konuda belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Nitekim az önce bunu izlediniz. Bu güzel kent, yeşil kent deyince hep bir vurgulama yaparım. Ankara ile İstanbul arasında bir vaha var. Biliyorsunuz çöllerde vaha çok önemlidir. Suyun ve yeşilliğin olduğu yerlerdir vahalar. Böyle bir vahayı Anadolu'da hayata geçiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bursa bir beton ormanına dönüşürken Bozkır'ın ortasında Eskişehir olağanüstü güzel bir kent olarak ortaya çıktı. Hepinizin huzurunda ben Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı hocama yürekten teşekkür ederim. Tabii sadece bugünü değil, sadece bizim için değil, gelecek kuşaklara da yaşanabilir bir dünyayı bırakmak zorundayız. Onların da hakkı var ve onların hakkını da korumak zorundayız. Dolayısıyla çevre dolayısıyla hepimizin duyarlılığı var ve bu duyarlılığı da koruyacağız. Şanlıurfa'ya gittim. Şanlıurfa'da çiftçilere söz verdim. Dedim ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Çünkü güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Konya'ya gittiğimde Konya'daki çiftçiler şunu söylediler. Acaba Konya'da da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı size verirsek buradaki çiftçilere de elektriği ücretsiz verir misiniz? Konya'dakilere de. Efendim Şanlıurfa, Diyarbakır, Van neresi olursa belli bir zaman dilimi içinde zaten güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar. Ayrıca elektrikten gelir elde edecekler. Enterkonekte sisteme artan elektriği vererek. Dolayısıyla biz doğanın bize sağladığı bütün olanaklardan yararlanıp o yararı halka, geniş kitlelere, üretenlere, alın teri dökenlere vermek istiyoruz. Böylesine güzel bir çabamız var. Efendim, kısaca şunu ifade edeyim. Sakın ola ki karamsarlığa kapılmayın. Sakın ola ki. Bizim karamsarlığa kapılma hakkımız yok.
Biz güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Altı lider bir araya geldik. Bizim önceliğimiz Türkiye. Bizim önceliğimiz demokrasi. Bizim önceliğimiz kadın erkek eşitliği. Bizim önceliğimiz bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye. Bizim önceliğimiz itibarlı, saygın bir Türkiye. Bizim önceliğimiz temiz bir siyaset. Güzel bir siyaset. Bizim önceliğimiz kucaklaşmak, beraber olmak, birlikte olmak. Bizim önceliğimiz hiç kimsenin inancı, yaşam tarzı ve kimliği dolayısıyla ötekileştirilmemesi. Bizim önceliğimiz her yerin Çankaya gibi olması. Bizim önceliğimiz Türkiye'nin Çankaya gibi olması. Bizim önceliğimiz Türkiye'nin neresinde yaşıyorsa yaşasın, insanlarımızın mutlu olması. Bizim önceliğimiz siyaset kurumunun halkına hesap vermesi. Bizim önceliğimiz parlamentonun gerçekten de halkı temsil etmesi. Bizim önceliğimiz parlamento üzerindeki vesayetin de kaldırılmış olması. Bizim önceliklerimiz önemli. Ve bizler Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman söyleyebilirler. Efendim masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu. Bunların hiçbirisine inanmayın. Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve altı lider kararlılıkla Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak. Türkiye huzuru getirecek. Türkiye bereketi getirecek. Çalışan Türkiye, üreten Türkiye, alın teri döken Türkiye, gençlerine, kadınlara güvenen bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. O nedenle bizim saray merakımız yok. Eğer merak arıyorlarsa bizim merakımız huzurlu bir Türkiye. Bizim saraylarda oturmak, halkı küçük görmek gibi bir alışkanlığımız haşa hiç yok. Halkımıza güveniyoruz. İnsanımıza güveniyoruz. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği beraber yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ve biz bunu yapmaya kararlıyız. O nedenle hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Önümüzdeki seçimin kaderini kimler belirleyecek? Kadınlar ve gençler. Bir daha söylüyorum. Kadınlar ve gençler. Yedi buçuk milyon gencimiz. 7,5 milyon. Gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Ve onlar Türkiye'nin kaderini değiştirecekler. Ve onlar demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bütün dünyaya gösterecekler. Ve onlar sandığa gidip demokrasiden yana oy kullandıklarında dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakmış olacaklar. Otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle sonlandıracağız. Buna karar verecek gençler ve bu kararlılıkla yollarına devam edecekler. O nedenle gençlere ve kadınlara olan güvencimiz, güvenimiz sonsuz. Sizlere inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sizler Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bütün belediye başkanlarımız hepsi çalışıyor. Baskılara rağmen çalışıyorlar. Engellemelere rağmen çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.